Herkese merhabalar arkadaşlar. Pascal üçgeni ve binom açılımı konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. arkadaşlar bugün günlerden 29 Eylül çarşamba Paskal Üçgeni ve Binom Açılımı konusunda sizlerle birlikte izlemiştik. Ve Eylül ayını matematik adına kapatıyoruz. Ama tabii ki de yarın hala felsefe tanımlama konusu sizleri bekliyor. Ve Ekim ayı programı da yine çok güzel bir şekilde sizler için hazırlandı. Hemen ilk hafta canlı yayınla müthiş bir olasılık dersi yapacağız. Ama ilk önce bu haftaki konumuza bakalım arkadaşlar. Bu hafta ne göreceğiz? Paskal Üçgeni'nin tanımını göreceğiz. Ne işe yarıyor? Pascal'la kombinasyon arasındaki ilişkiyi göreceğiz ve Pascal özdeşliği diye süper bir kısa yol var. Onu anlatacağız. Sonrasında da zaten müthiş önemli binom açılımı son senelerde yine ÖSYM'nin sınavda net sorduğu bir soru. Binom açılımını göreceğiz ve binom açılımında özellikleri bizlere yardımcı olacak arkadaşlar. Başlayalım artık. Pascal üçgeni dediğimiz şey nedir? Ne işe yarar? Ne yapıyor bu arkadaş? Bir bakalım. Pascal üçgeni dediğimiz şey arkadaşlar bir ile başlayan ve başında ve sonunda bir olan üçgen şeklinde yayılan bir sisteme biz Pascal üçgeni diyoruz. Ve bu sistemde arkadaşlar böyle bir üçgensel şekilde gittiğini söyleyelim. Hatta buraları da bir daha dolduralım arkadaşlar. Bakın şimdi böyle bir üçgen gidiyor. Ve bu üçgende nasıl bir sistem var onu söyleyelim. Bir ile başlıyor dedik. Sağ ve solları bir başı ve sonu. Ve arkadaşlar üstteki iki tanesi Üstteki iki tanesi arkadaşlar alttaki ortadaki sayıyı veriyor toplamı. Bak 1 1 2. Mesela sizle birlikte devam edelim. Hemen buraya 1 yazdık. Şu lacivert'le devam edelim. Bakın ne demiştik? Başa 1 gelecek, sona 1 gelecek ve aradaki sayılarda üstteki iki sayının toplamı olacak. Bakın 1 1 pardon 1 2 3 oldu. 2 1 3 oldu. O zaman 1 3 3 1 diye giden bir sistem. Hatta ve hatta bir tık daha devam edelim, uzatmayalım. Buraya 1 yazdık ve buraya 1 yazdık ve aradaki sistemde ne olacak arkadaşlar? Hemen 1 3 4 oldu. 3 3 6 oldu. Toplama yaptığım farkındasınız zaten. Bir kere daha söyleyelim. 3 1 4 oldu. Peki hocam bunlar ne işe yarıyor? İşte bu Pascal üçgeni dediğimiz sistem bize binom açılımında yardımcı olacak arkadaşlar. Pascal üçgeni zaten binom açılımı birbirlerini birleştiren konular. Ve binom açılımında binom dediğimizde ikili açılımdır arkadaşlar. Burada x, y semboliktir. Birazdan y'nin yerine sayı gelebilir. X'in yerine 3x gelebilir. Ama genel olarak iki terim vardır. Ve burada da bu iki terim bize ne söyler biliyor musunuz arkadaşlar? Açılımın ne yapmam gerektiğini buradaki Pascal üçgeni yardımıyla yapmamı söyler. Peki nasıl söylüyoruz? Bakın x artı ya da eksi y'nin sıfırıncı kuvveti Matematikte her şeyin sıfır hariç her şeyin kuvveti sıfırıncı kuvveti birdir. Bak gördüğün gibi bir arkadaşım. X artı y'nin birinci kuvveti matematikte her şeyin birinci kuvveti kendisidir. O zaman ben buraya eksiği koymuyorum. X artı y eksi y de koyabiliriz. İşte bakın buradaki kat görüyor musunuz? Şurada bir görünmez bir burada bir görünmez bir var. İşte onlar buradan geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşım. X kare artı y kareyi buraya sıkıştırmayayım. Şuraya yazayım. Bak şimdi. X kareyi yazdın. Bunu kısaca 8'in sırtında da biliyoruz aslında. 2xy olarak devam ediyor. Bir de y kare olarak bitiyor. Bak arkadaşım işte burada görünmez bir 1 var. Görünür bir 2 var. Görünmez bir 1 var. Bak 1, 2, 1. ...işte Pascal üçgenin bize nerede? Binom açılımında yardımı. Son olarak da bunu yapalım. Bunu ilerleyen konularda göstereceğiz açılımını. Biliyorsak da süper. X küp var. Artı 3x kare y var. Artı 3x y kare var. Bir de arkadaşlar y küp var. Şimdi bakın burada da işte yine görünmez bir görünür üç görünür üç görünmez bir var. İşte buradaki sayılar bize buralarda yardımcı olacak. Peki hocam bunlar gökten mi indi yoksa kazıyla yerden mi çıktı? Hayır arkadaşım bunlar Pascal üçgeni tamamen kombinasyondan geliyor. Nasıl geliyor hocam peki? Bak burada bir, bir var ya. İşte o sıfırın sıfırlısı kombinasyondan geliyor. Peki buradaki bir sıfır bir bir nereden geliyor? Birin sıfırlısı birin birlisinden geliyor. Hocam burası ikinin sıfırlısı. ikinin birlisi ikinin ikilisinden geliyor. İşte arkadaşım bunu unutmuyorsun. Ve burada dikkatimi çeken bir şey var. Hocam ben x kare x artı y'nin karesini alırken Pascal üçgeninden yararlanıyordum. Eyvallah. Peki Pascal üçgeninde kombinasyonun arasındaki ilişki varsa, aa o zaman büyük sayılarda demek ki ben Pascal üçgenini böyle 10 basamak açmayacağım. Ne yapacağım arkadaşım? Kombinasyondan yararlanacağım. Hah anladık. Pascal üçgeni kombinasyondan geliyormuş. Daha büyük açılımlarda ben ne yapacakmışım? Binom açılımı üçgeni üçgen ilişkili olduğu için daha büyük açılımlarda ben binom açılımı ne yapacağım arkadaşım? Kombinasyondan yararlanacağım. Bak şimdi süper bir olay. Peki burada bir şey dikkatini çekti mi? X kare dediğim adamda, bak X kare dediğim adamda, X artı Y'nin karesi dediğim adamda X'in sıfırlısı, X'in birlisi ve X'in e, özür dilerim 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi ve 2'nin ikilisi geldi. O zaman arkadaşım bak burada kaç tane var? 3 tane terim olması gerekiyor. Bir dakika ya. E, kare dedik, 2 dedik ama üç terim var. Niye? Sıfırlıdan başladığı için üç tane terim var. Peki bakın burası x artı y'nin ya da x eksi y'nin kübü mü? Evet. Bakın 3'ün sıfırlısı, üçün birlisi, 3'ün ikilisi, üçün üçlüsü benim terimlerimin başında olacak. Terimlerimin başında olacaksa demek ki 3. kuvvette dört tane terim olacak arkadaşım. Pascal üçgeni alt kümelerin sıralışı gibidir. Zaten alt küme dediğimizde kombinasyondu. Unutmayacağız. Geldik. işte bizim kısa yolumuza Pascal özdeşliği diyoruz arkadaşlar. Pascal özdeşliği, Pascal üçgeni kimle alakalıydı? Kombinasyonla alakalıydı. Peki kombinasyonda da biraz önce biz Pascal üçgenlerini göstermiştik. Üstteki ikisinin toplamı altta ortadakini veriyordu. Üstteki ikisinin toplamı sıralı ikisinin ardışıklarının toplamı alttakini veriyordu. Üstteki ikisinin toplamı alttakini veriyordu. Mesela şunu ele alalım. Üçün birlisi artı üçün ikilisi aşağıda bana neyi veriyor? Dördün ikilisini. Bakın herkesin ezberleyiş farklı. Herkesin zeka yapısı farklı. Ben şöyle biliyorum bunları. 3 1 3 2 bakın 3 1 3 2. Seri takip edenlerde burası 2 olacak. Üstü de bir arttırıyorum. Ben kafamdan böyle yapıyorum. Mesela bakın sallıyorum. Burada olmayanlardan bir şey söyleyeyim. 7'nin 3'ü artı 7'nin 4'ü. Bak ne yaptı? 7 3 7 4. Seri mi? Evet. Seri ise alt taraf 1ek aynısı, üst taraf bir arttırmaca. Bitti. İşte bu nereden geliyor? Pascal üçgeninden ve kombinasyondan geliyor. Biz burada Pascal özdeşliği diyoruz. Kısaca peki ne diyelim? Kısaca sana söyleyelim arkadaşım. N'in reelisi herhangi bir tanesinin reelisi. N'in R artı birisi ardışıklar ya peş peşe gelenler olacak. Tamam İşte bu alttaki buraya kayıyor. Üsttekini de bir arttırıyorsun. Olay bu. Bu sana süper işlem sorularında lazım olacak arkadaşım. Belki öğretmenin 5-5-10 puanlık bir soru yapar. Bir tanesine de bunu koyar. Aklında olsun. Geldik işte son zamanlarda ÖSYM'nin kesinlikle sınavlarda kaçırmadığı sorduğu bir soruya ve zoru diye tabir ettiğim birazdan soracağım soru var arkadaşım. O sınav sorusuna çok benziyor. Çok da rahat bir şekilde anlayacağız. Şimdi binom açılımı nedir? Bir kere her şeyin birinci kuvveti kendisiydi. Bunu söylemiştik. Peki ikinci kuvveti neydi? Bunu ezberden biliyoruz. X kare ilk, birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Y kare diye ezberden biliyoruz. Tamam ama binom açılımı tam olarak ne? Şöyle yapıyorsun arkadaşım. Bak birinciyi alıyorsun. Sonra birincinin kuvvetini azaltarak yanına da ikinciyi yazarak devam ediyoruz. Bak şimdi bunun yanında aslında x üzeri 1, y üzeri 0'dır. Ve bunun yanında da ne var? x üzeri 0, y üzeri 1'dir. Biz açılımlarda ne yapacağız arkadaşım? Açılımlarda her zaman sayılarımızın başına bir kere bir kombinasyon yerleştireceğiz. Kombinasyon yerleştirdikten sonra hemen bir de elemanlarımın üst, en üstten başlayarak en alta kadar yazıyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın burada bu açılımı düzgün yazmam gerekirse. Birin sıfırlısı, x üzeri 1 y üzeri 0 yazıyorum. Bir de buraya birim birlisi x üzeri 0 y üzeri 1 yazıyorum. Bakın x'ler azalırken y'ler artıyor. Bak hocam bu ne ya? Ne güzel x artı y işte. Cık, tamam eyvallah ama ezber yapma. Devam edeceğim anlayacaksın. Bak hiç kafanı karıştırma. Binom açılımı çok karışıklar öğrenciler. Kesinlikle karışık değil. Sana bütün taktikleri, bütün yapman gerekenleri söyleyeceğim. Sadece sakin ol ve izle. Bak şimdi dostum. Olay ikinci de anlatıyorum. X artı Y'nin karesi. Bak bizimki 2. Bunun önüne kesinlikle bir kombinasyonun gelecek. Kombinasyon geldiğinde 2'nin ile başlayacaksın. Ve elindeki X ya. Burada iki gördüğün için bunu en üstten başlıyorsun. Diğerini en alttan başlıyorsun. Yani sıfırdan. Artı kombinasyon devam ediyor. 2'nin birlisi. Bak X'in azalırken Y artıyor. 2 bir'e düşerken Y 1 artıyor. Tamam süper. Sonrasında da bunu bitirdikten sonra 2'nin ikilisi diyorum. Burada da ne yapıyorum? Bak x'im azalıyor, y artıyor. İşte bu. Şimdi bunu düzgün yazarsan ne oluyor? Bu birdi zaten. Bu birdi x kare kaldı. Bu ikiydi. Bu x'ti, bu y'ydi geldi. Bu birdi, bu birdi y kare geldi. İşte bunlar basit hocam. Eyvallah ama daha sonra kat değişecek. Daha sonra üstleri artacak. O zaman ne yapacaksın? İşte bu düzeni bilmem lazım. Bak şuradaki eksikleri yazalım. Burada ne eksik arkadaşım? Hemen söyleyelim. 3'ün sıfırlısı eksik. Bir de x üzeri 3 zaten var. Y üzeri 0 eksik. Niye? Bunlar 1 olduğu için yazmamış adam. Devam ediyorum. 3'ün birlisi var. X kare var. Y üzeri 1 var. Niye? Üstler toplamı var da 3 olduğunu fark etmişizdir. Birazdan kural olarak söyleyeceğim. İşte böyle sırayla gidiyor. Peki hocam genel kural ne? Bunları ben açmadım. Çünkü birazdan açacağım örnek de var zaten. Hiç sıkıntı etmeyelim. Peki genel kural ne hocam? Genel kuralımız şu arkadaşım. Bak elinde bir kere şunu fark et. Hangi kuvveti açıyorsan, 2'yi açıyorsan elinde 3 tane terim olacak. 3'ü açıyorsan elinde 4 tane terim olacak. Neden 4 tane? Çünkü 3'ü 0'lısıyla başladın. 0 için içine girdiği için 1 2 3 3 tane bir de 0 var 4 tane. O zaman unutma arkadaşım. Her kombinasyonda sen ne diyorsa orada 3'ün 0'lısı, sıfırlısı, 5'in 0'lısıyla başlayacaksın ve unutmayacaksın. Kombinasyondan sonra elemanları da yazıp üstleri yazacaksın. Ve burada 2 var, 1 var. Anlamı ne? Üstlerin toplamı her zaman bizim üstümüz eşittir. İki tane burada gördüğünüz gibi x, y'nin bu ikililerde toplamları üst eşit. Bak 3, 0, 3. 2, 1, 3. Toplamları hep nedir? Üst eşittir. Bak 1, 1, 2. 2, 0, 2. 0, 2, 2. İşte bu. Unutmayacaksın bunları. Bunları halledeceksin. Peki hocam herhangi bir şeyi ben nasıl açabilirim? Bana onu öğret diyorsan hemen söyleyeyim. Bakın n'nin sıfırlısı yazdın. X üzeri ne? geldi. Y üzeri 0. Bakın arkadaşlar yazacağımız hep aynı şey. Bir kombinasyon birinci eleman ikinci eleman. Buradaki kombinasyonda ne yapacağını bilmen lazım. Buradakiler nereye geliyor? Hepsini net bir şekilde anlatacağım. İyi izle. Artı ne yapıyorsun? N'in birlisi. Artı ne yapıyorsun? Pardon artı diyorum. Çarpı x üzeri ne oldu burası? N eksi bir. Üstünü biraz alttım... Bir de ne olacak arkadaşım? Bunun yanında y olacak. Y'nin üzeri de 1 olacak. Bak N 1 azalırken X'in üzeri 1 azalırken Y 1 arttı. İşte bu. Bak şimdi bir tane daha devam edeyim senin için. N'in ikilisi X üzeri N eksi 2 çarpı Y üzeri 2. Bak arkadaşım olayı görüyor musun? N N eksi 1 N eksi 2 Y üzeri 0 Y üzeri 1 Y üzeri 2 Ne yapıyor? Artarak gidiyor. Bazı sorularda şöyle gelecek karşına. N'in azalan kuvvetlerine göre i̇şte, azalan kuvvetleri dediği sen pardon enin diyorum. X'in azalan kuvvetleri deyince ne yapacaksın? X'i yazıp azalan kuvvetlerine göre sen kaçıncı sırada olduğunu bileceksin. Ve unutma sana beşinci sıra dersi arkadaşım. Sen sıfırla başladığın için sıfır, bir, iki, üç, dört. Beşinci sıradaki nedir arkadaşım? Enin dörtlüsüdür. Ya da bu üstün kaçta onun dörtlüsüyle olacak. Bunu da söyleyeyim. O zaman dikkatimi çekenleri bir daha söylüyorum. Bir kombinasyon olacak. Birinci elemanla ilgili üst olacak. ikinci elemanla ilgili üstü olacak. Bu üçlüyü kaçırmayacaksın. Bir. İkincisi. Burada üstlerin toplamı ne olacak? Bizim üstümüze eşit olacak 2. Üçüncüsü bak bu taktik işte taktik şu. Bu altta gördüğün sayı ikincinin üstüne gelecek. Ve bu ikisinin toplamı burası ettiği için de hemen bunu bildiğin için burayı da toplamları buradan dolayı çıkaracaksın 2. Üçüncüsü her zaman senin elinde en tane üzeri ense en artı bir tane terim vardır. 3 ise 4 tane terim vardır. 2 ise 3 tane terim vardır arkadaşım. Unutma 3 tane terim vardır. Ve bunları bildikten sonra da işlemlerini yapacaksın. Ve burada en önemli şey, onu söyleyeyim sana. Nokta nokta ve burada artı nokta 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 diye ben diyor. Burada ortada bir eleman var. İşte bu elemanı bilmen lazım. Bam. O eleman ne arkadaşım? Bunu bilmen gerekiyor. İşte bak, bilmen gerekiyor. Neyi bilmen gerekiyor? ...n'in reylesi. Bak, kombinasyonun olacak. Çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. İşte bu kadar. Bu senin için hayati önem taşıyor. Bak R bunun üstüne geldi. Bunların ikisinin toplamı. Üssü verdi. Olay bitti. Bu kadar. Şimdi sana öğreten soruyla bir anlatalım. Sonrasında açılımı anlatalım. Sonrasında ne yapacağımızı örneklerle göstereceğiz, sorularla göstereceğiz. Bak ne yapıyorum? Bu açılımın yazım diyor. Hemen yazıyorum. 4'ün 0'ı ise başlayacaksın. X var burada. X üzeri 4'le devam edeceksin. 2 üzeri 0 koyacaksın artı. Devam ediyorum. Ne var burada? Dörtlü ya. Dördün devam ediyorum. X'in üzerine bir azaltıyorum. 2'nin üzerine bir arttırıyorum. Artı. Ne yapıyorum? Dördün ikisi. Bakın azaltma arttırmayı boş ver. İlk defa gördüğüm bir şey. Birinci terimin ne? X. İkinci terimin ne? 2. Buradaki 2 nereye gelecekti? Buraya. Üstler toplamı buraya mı verecekti? Evet o zaman burası da 2. İşte bu. Bu kadar. Mesela şu an kaçıncı terimi yazıyoruz? Dördüncü. Bakın dördüncü terimi yazıyorsam sıfırla başladığım için bir geri gitmem lazım. Bunların hiçbirini bilmiyorsun sen. Bana dedi ki baştan dördüncü terimi yaz. Benim işlemim bu. Dördüncü terimi yazıyorum. Baştan dördüncü terim dediği için sıfır, bir, iki, üç. O zaman ne oldu? Ben dördün üçlüsünü yazmam lazım. Yazdım. Dördün üçlüsünde benim elemanım x. Benim elemanım 2. Ne demiştim sana? Bu üçlüyü unutmayacaksın arkadaşım. Kombinasyon. Birinci ve ikinci eleman. Yazdım mı bunları Yazın. Şu alttaki buraya geliyor. Üstlerin toplamı üssü veriyordu. O zaman buraya da bir yazacaksın. İşte bu. E bak ne oldu? Azal, azalana göre gidiyordu. X kareydi. X, X üzeri 1 oldu. 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 3 oldu. Ve sonuncu olarak 4'ün dörtlüsü. Ne yaptın? X üzeri 0. 2 üzeri 4 oldu. Hemen işlemleri yapalım. Burası 1. Burası 1. O zaman X üzeri 4 geldi. Artı. Burasının 4 olduğunu biliyorsun. Burada da 2 var. Oldu mu sana? 4 kere 2. 8 X küp. Artı. 4'ün ikisi neydi? 4, 3 yaz. 2 tane yaz. Aşağıya da 1, 2 yaz. Hop sadeleşsin. 6. Burada da 4 var 6 kere 4'ten dolayı 24 x kare olmuş artı burası zaten 4'ün birlisiyle aynıydı biliyorsunuz 4'ün üçüsü 4'ün birlisi birbirinin toplamı 4 olduğu için ne oldu aynıydı 4 geldi burada da 8 var 4 kere 8 32 32 x geldi bir de arkadaşım burası 1'di burası 16'ydı. O zaman ne oldu? x üzeri 0'da zaten 1'di. 1 1 16'dan dolayı sadece 16 gelmiş oldu. Açılımı da müthiş bir şekilde yapmış oldu. Şimdi arkadaşım işte burası özelliklere geldim ama inan özellik diye bir şey yok. Neden biliyor musun? Çünkü ben sana hepsini anlattım. Bak konuyu anlatırken özelliklerin hepsini ben senin aklına nakış nakış ilmik ilmik işledim arkadaşım. Bütün her şey şu an senin aklında merak etme. Bak, birincisi x artı y'nin ninci kuvvet açılımında en artı bir terim vardır. Niye en artı bir terim vardır? Biraz önce çok anlattık. Niye? Enin sıfırlısıyla başlıyorsun, enin birlisiyle devam ediyorsun. O zaman tabii ki de ne olacak? Enin n'lisine kadar burada en tane var, bir de sıfır var. En artı bir tane terim var. Müthiş. Geldim buraya. X artı y'nin ninci açılımında her terimdeki x y kuvvetlerin toplamı n'dir. E bunu da uzun uzun anlattım sana. Bak, 3 1 4, 4 0 4, 2 2 4. Hatta ve hatta dedim ki. Bakın x'in asal kuvvetlerine göre r artı birinci terim. Arkadaşım ezbere gerek yok. R artı bir soruyorsa bir geri çekiyorum. O zaman n'in r'lisi. Bu r nereye geliyordu? Hop buraya. Bunların ikisinin toplamı ne etmesi gerekiyordu? Bu. Burası r ise o zaman burası n eksi r demiştik. İşte müthiş bir şekilde yapmıştık. Bilmen gereken 2, 2 üzeri n pardon x artı y'nin 2 n'inci kuvveti ise arkadaşım 2 n'inci kuvvette 2 n artı bir tane terim vardır. E, en tane başta, en tane sonda ve de şurada en artı birinci terim vardır. En artı birinci terime bakıyorsam o zaman ne olacak? 2n, en, 2n'in enincisi. Bak en artı bir ya bir geri gidiyorum ezberden değil. Niye? Sıfır vardı başta o yüzden. N'e gidiyorum. Burası nse. bu n, en, bu nse toplamları da üssü vereceği için n, n oldu. Şimdi bak arkadaşım işte burada müthiş önemli bir şey daha söyleyeyim sana. O zaman X artı Y'nin ortancı terimine bakarsak ortancı terimde 2N en, yarısı N. En, N buraya N buraya olayı bitir. Ödüllü sorum bununla ilgili lütfen burayı iyi anlayın. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bakalım kimler anlamış diye göreceğim orada. Kimse yapmamazlık yapmasın. Yorum yazmamak yazmamazlık yapmasın. Geçtim. Ve arkadaşlar bize orada katsayılar toplamını sorarsa. Bakın mesela buradaki katsayılarımız kim? 1, 8, 24, 32, 16 bunların toplamını sorarsa sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bilinmeyenlerin yerine bir koyuyorsun arkadaşım. Katsayı sayı deyince bir koyuyorsun. Sabit terimi kaçtır deyince. Mesela bakın burada sabit terimim kaçtı? 16 idi. Çünkü x'ler, y'ler hiçbir şey yok burada. Sabit. Yani sadece sayı. İşte o zaman da bilinmeyenlerin yerine sıfırları koyuyorsun. Ne yapacakmışsın? katsayıda sayıda birler bilim sabitlerde sıfırı koyacakmışın Unutmuyorsun aklında. Hemen sana Üç soru yapıyorum. Pardon özür dilerim. İki soru yapıyorum ve pardon bir sorum daha var. Bu da ÖSYM tarzı. Üç soru yapıyorum ve konuyu bitiriyorum. Birinci sorum. İfadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımındaki başlar üçüncü terim. Bak arkadaşım üçü soruyorsa beşin sıfırısı. Beşin birlisine bakıyorsun. Beşin ikilisine bakıyorsun. Mantığı anlatmıştım. Üçüncü terimse bir geri gidiyorsun. Hemen bak bir tane kombinasyonu yazıyorum. Beşin ikilisi. Bana terimi soruyor ya. Hemen terimim ne? 3x var. Bir de elimde 2y var. Bak senin yapman gereken kombinasyon. Birinci terim, ikinci terim. Bunu yazman lazım. Kombinasyonda sana ne soruyorsa burayı dolduracaksın. 5'in ikilisi. Niye? 3-3 terim soruyor. Baştan 3. Baştan 3, 5'in ikilisi. Devam ediyorum. Bu iki kimin ikisiydi? Bunun ikisiydi. Üstler toplamı 5 miydi? Evet hocam 5'ti. O zaman yapıştırdım geçti işte. 5'in ikilisi neydi? 5'ten 2 tane aç. Bölü. 1'den 2 tane aç. Hop gitti. 10 çarpı 27 x küp çünkü 3'ün ve buradaki x'in kübüdür bunlar çarpı çift kuvvet eksi yok eder 2'nin kuvveti 4 y'nin karesi de geldi o zaman düzgün yaz arkadaşım 10 27 4 27 kere 4 108 10 ile çarparsam 1080 oldu çarpı x küp çarpı y kare benim 3. terimim olmuş oldu işte bu kadar net bu kadar güzel. Geldim Zoru'ya. Bak Zoru falan yalan hikaye arkadaşım. Hiçbir şey yok. Bak yapacağın olay şu. Bir kombinasyon buluyorsun kendine. Birinci elemanı yazıyorsun. İkinci elemanı yazıyorsun. Şimdi soruda sana diyor ki şöyle bir terim var arada diyor. Bu terimde diyor M'yi bul, bu üssü bul, bir de bu terimdeki P'yi bul diyor. Bulacağım. Bak dikkat et. X'imin üzeri 9. Arkadaşım buraya ne yazayım ki bu 9 olsun? Üstün üstü çarpma olduğu için ben buraya x küp yazma, şey küp yazmak zorundayım. Üstün üstü çarpma olması için 9 olması için buraya 3 yazmam lazım. Peki y'nin üzeri 4'müş arkadaşım. Y'nin üzeri 4 ne olacak? Hop burası 2 olması lazım. Bunu da unutma. Evet şurada bir hata var ufak onu düzeltelim. Burası çarpı olacak. P çarpı x üzeri 9 çarpı y üzeri 4 olacak. İşte bu y üzeri 4 olduğu için demek ki burası 2. Bir dakika arkadaşım ben sana demiştim. Bunlar toplamı hocam üssü veriyordu demiştim. Doğru. Tamam. Peki bu alttaki kimden geliyordu? İkinciden hocam. Hop yapıştırdım. İşte bu kadar. Bakın bilmece bulmaca cevabı kondurmaca. Olay bu kadar basit. Yapacağımız olay kombinasyon. Birinci terim, ikinci terim üstler toplamı burayı veriyor. Alttaki buna geliyor. İkisinin toplamı bu olduğu için burayı buluyorsun. Beşin ikilisi biraz önce söyledik on. Aç burayı üçün üçüncü kuvveti yirmi yedi x'in x küpün üçüncü kuvveti x üzeri dokuz ne yaptı bu? Eksiği yok etti. Buradan da 4 y üzeri 4 geldi. O zaman düzeltelim bunun ağzını burnunu. 10, 27, 270, 4 ile çarptık. Aa biraz önceki cevabın neredeyse aynısı çıktı. X üzeri 9, Y üzeri 4'ü buldum. Bak X üzeri 9, Y üzeri 4. P neymiş P? P dediğim şey 1080'miş. Sanki videonun şey görüntü kalitesi gibi. Geldim buraya. M neymiş arkadaşım? M de toplamlarından dolayı 5'miş. İşte bu kadar. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. İşte bu kadar. Bunları hallettik. Öğreten soru işte ÖSYM tarzı değil. Bir önceki zoru, zoru bizim için ÖSYM tarzıydı. Bu sorumuzda öğretecek bize. Neyi öğretecek? İfadesinin kas toplamı eksi 243. İfadesinin açılımında 6 terim var. Arkadaşım 6 terim varsa sen lagalugayı bırak. 5 üzeri 5'tir. Neden? Çünkü 5'in sıfırısı 5'in birisi diye gittiği için bir tane fazladan terim gelecekti. O da kuvvetten geliyordu. Unutma kuvvetin bir fazlası bize terim sayısını veriyordu. O zaman geldim buraya. Kas sayılar toplamı deyince bilinmeyen yeri, bilinmeyenlerin yerine 1 veriyorduk. 2 çarpı 1 eksi sabit terim derse bilinmeyenlerin yerine 0 unutma. A çarpı 1 üzeri 5. O zaman ne olacak bunun cevabı? Eksi 243. Ne var burada? 2 eksi A üzeri 5. Bir dakika eksi 243 ne? Eksi 3'ün... 5. kuvveti. O zaman demek ki 2 eksi a eksi 3 ise arkadaşım hop buradan ne oldu? a eşittir eksi a karşıya artı a olarak geçti. Eksi 3 kartıya artı 3 olarak geçti. 2 artı 3'ten dolayı a'yı 5 buldum. E a'yı 5 bulduysam o zaman benim için soru bitti. a 5'miş arkadaşım. k da 5'miş. a ve k değerlerini bulunuz İkisini de bulmuş olduğum. Müthiş bir ders oldu. Pascal üçgeni aklımda, Binom açılımının bütün kurallarının nereden geldiği mantığı aklımda kesinlikle ve kesinlikle ezbere kurallara yer yok. Hepsinin mantığı aklımda arkadaşım. Uzatmayalım. Pascal üçgeni birlerden başlayıp sağa sola bir olan düzgün bir üçgendi ve kombinasyonla ilişkisi Pascal üçgeninin bütün her şeyi birin sıfır, sıfırın sıfırlısı, birin sıfırlısı, birin birlisi, ikinin sıfırlısı, ikinin birlisi, ikinin ikilisi böyle giden Pascal kombinasyondan geliyordu. Özdeşliği unutmuyorsun. Ne vardı özdeşlikte? Dokuzun dörtlüsü artı dokuzun beşlisi ne olacaktı? Burayı beşliyordu, üstü de arttırıyordu. Bunu hemen yanına alıyordu. Bunu da bir arttırıyordu. Unutmuyorsun. Binom açılımında Kesinlikle bir tane kombinasyon, kesinlikle birinci terim, kesinlikle ikinci terimi unutmuyorsun. Buradaki alttaki üssüne geliyor. İkisinin toplamı da ne yapıyordu? Üssü veriyordu. Bütün özellikleri de ezbersiz söyledik. Beş terim diyorsa ne vardır? Üssü dörttür. Ve 5'in 0'lı başlıyorsun. 5'in beşin 5 bitiriyorsun. Unutmuyorsun. Bunları da süper bir şekilde konuyu bitirirken hatırlattık. Mükemmel bir şekilde dersimizi yaptık. Ödülü sorudan önce size ödevinizi verelim arkadaşlar. Ödev çok önemli. Ödevsiz olmaz. Pascal üçgeni. Sıfırdan ona konu anlatım çalışacağım diyen arkadaşlar için sıfırdan ona da müthiş bir şekilde yine anlatım var. Pascal üçgeniyle süzgeçlerimiz hazır. Başlıyorsun 72'den. Nereye kadar arkadaşım? 72'den sayfa 79'a kadar sıfırdan ona da patlatıyorsun bitiriyorsun. Hocam ben daha da gelişeceğim diyorsan hemen soru bankamızdan da ne yapıyorsun arkadaşım? Bak burada hemen senin için Pascal ve binom uygulamaları var. 55'ten başlıyor. Yine burada bir örnek soru yapamadıklarını hemen kare kota okutuyorsun. Ve buradan da arkadaşım sen tarama testimi de yaptıktan sonra bitiriyorum. Nereye kadar? 55'ten 62'ye kadar da sıfırdan onayı söyledik. Dinamo kitabımızda söyledik hepsi bitti. Haftaya dediğim gibi arkadaşım yeni ay, yeni konu, olasılık ve olasılık canlı yayında görüşmek üzere. İşte karşımda ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Bakalım kimler anlamış. Haftaki derste görüşürüz.